Öncelikle fırın tepsimi hemen halayım. Hazırlamıştım. Şöyle yağlı kağıt, levrek, güzel şeyine ayrılmış. Şu kısmını alayım, birazcık şey yapıyor yerken, böyle ağza geliyor ve gıcır gıcır ses çıkarır ya, o yüzden onu istemiyorum. Şu şekilde büyük parça etli bir levrek. Soğanım var bir tane, kuru soğan alıyorum. Hiçbir şey yapmadan şöyle halka halka doğruyorum. Fırın tepsime soğanları şu şekilde koyacağım. Üstüne de balıklarımı koyacağım, levreğimi. Şöyle bakın, hiçbir işlem yapmıyorum. Şimdi üzerine birazcık zeytinyağı, biraz karabiber, birazcık tuz, pul biber, hafif kavrulmuş susamım var burada benim. Evet, bakın benim balığım hazır. Gördüğünüz gibi fırınım 200 derecede beni bekliyor. Şimdi ben bunu alıyorum. Yaklaşık bir 10-15 dakika arası fırında bekleteceğim. Bir güzel kızarsın. Balığın yanına çok güzel bir garnitür, buğday. Burada kabak, havuç, biberler kullanıyorum. Her zaman yaptığım gibi ben dışları kullanıyorum. İç kısmını kullanmıyorum. Öncelikle hatta havucumu bir soyayım. Çünkü havuç daha sert olduğu için onunla başlayacağım. Havucumu ikiye, daha sonra şöyle ince uzun ve küçük küçük küpler haline doğruyorum. Bu arada benim tavam da ısındı sayılır. Hemen kavurmalara başlayacağım. Şöyle 1-2 yemek kaşığı zeytinyağla başlıyorum. Hemen havuçlarımı koyup şöyle kenarda kalsın. O yavaş yavaş böyle pişecek. Küp küp, küçük küpler halinde. Biberimi de aldım. Aynı şekilde küp küp doğruyorum. Bu arada havuçlarım benim artık yavaş yavaş, çünkü küçük olduğu için kavruldu. Hemen hiç vakit kaybetmeden kabaklarımı ilave ettim. Bakın homojen oldu. Yani havuç ne kadarsa kabak da o kadar koymaya özen gösterdim. Biraz inceltmek istiyorum. Tabii yeşil bibere göre kırmızı biraz daha kalındır. Aynı şekilde biberimi de doğramak istiyorum. Kırmızı biberimi de. Şöyle bir bakmak istiyorum. Çok az tereyağı katacağım. Şöyle bir küçük küp soteleme esnasında az miktarda tuz ilave etmek istiyorum. Fazla değil. Çünkü hemen biberleri katacağım. Şimdi mantarlarım var. Kültür mantarlarım. Onları da şöyle birazcık küçük küçük küpler halinde mantarlarımı doğradım. Mantarları da ilave edeceğim. Mantar biraz fazla gelmiş olabilir ama değil. O birazdan ısıya maruz kaldıkça eriyecek. Tam istediğim gibi olacak. Şöyle bir tane limonu alıyorum. Bir el rendesiyle. Artık karabiber. Biraz tuz. Bu aşamada birazcık daha tereyağı katacağım. Çünkü artık haşlanmış buğdayımı katacağım. Ve buğdayımı alıyorum. Hafif haşladım. Ve kontrollü bir şekilde katıyorum. Burada biberimi, birazcık kişnişimi burada güzelce doğruyorum. Şimdi burada biraz daha böyle sündürmek istiyorum. Biraz daha lezzetini arttırmak istiyorum buğdayımın. O bağlamda kremam var. Kremayı katıyorum. Hem sebzeler de daha lezzeti artsın. Hem de buğdayı biraz diri bıraktım. Diri bırakmamın sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü içerisine katmış olduğum kremayı daha iyi çeksin. Aksi takdirde çok fazla haşladığım zaman kremayı çok iyi çekemez. Ve istediğim sonuç olmaz. Şöyle bir güzel karıştırdım. Parmesan peynirim var. Onu da katıyorum. Toz parmesan peynirim, daha doğrusu rende. Bakın yavaş yavaş çekiyor. 1-2 dakika daha kremam ve peynirim iyice diğer şeylere karışsın. Yavaş yavaş ben otlarını ilave etmek istiyorum. Burada kişnişim ve taze biberiyem vardı. Onları da kattım. Balığıma bakmak istiyorum. Balığım da birkaç dakikaya hazır. Burada benim buğdayım da hazır. Ben şimdi altını kapatıyorum. Kapattığınızdan birkaç dakika içerisinde demlenecek.